Şimdi. Discord'u muteleyim de kafanız şişmesin. Şimdi. Karşımızda ne var? Andy 5 numara var. Safe lane invoker mı var? What? Olur. Andy 5 numara var. Invoker safe lane var. Invoker ya da fark etmez. Diğer başka bir tane carry olduğunu varsayalım buraya. Karşımıza Andy gelecek oyunlarda üstümüzde çok fazla regenle gitmemiz lazım. Çünkü üstümüze köpek gibi koşacağı için 6 tane tango offlane player'ına yetmez. 3 tane Iron Wood yerine, daha doğrusu 3 tane Iron Wood gene okey. Ama şu paranla kesinlikle bu paranla heal getirmen lazım. Şu an bounty'ler alındı, büyük ihtimalle bu para oradan geldi. Normalde base'den heal'la çıkarsan daha iyi olur. Çünkü şurada alınacak 2 tane bounty ründe yapılacak fight'ta lane'de kalabilmek için bir offlane oyuncusu olarak üzerinde heal'ın olması lazım. Healing cell ile başlamak çok önemli. Bunu yapıyoruz mutlaka. Heal'ımızı alıyoruz. Iron Wood'lardan daha önemli. Laning stage'e bakalım. Yine karşımızda Invoker var, Andy var. Invoker hızlı level alamazsa çok fazla işe yaramayan bir hero. Damage'i çok fazla yüksek değil. O yüzden burada bir tane Killing Blade alıp hızlı bir şekilde farmımızı almamız lazım. O şekilde oynamamız lazım. Önce last hit analizi yapalım. Bakalım last hitlerde problemlerimiz var mı? Bir level'da çok fazla skill vermemeye çalış. Karşındaki hero'lar belli olsa bile ne duruma göre fight çıktığı zaman falan skill vermeye çalış. Çünkü burada mesela Andy senin üstüne koştuğunda 3. skill'in olsa mesela Andy'ye sağ tıklasan sen ona daha fazla vurursun, öyle söyleyeyim. Şu an gayet last hitler yerinde. Last hitlerimiz daha düzgün olacak. Killing Blade'imizi almışız. Burada 3. skill ile başlamış olsaydık dediğim gibi mesela şurada hiç haras, yani hiç haras yemeden direkt Andy'nin üstüne sağ tıklayıp burada 3. skill ile HP'mizi doldura doldura adamı seri bir şekilde döverdik. Skill başlangıcımıza daha çok dikkat edelim. Laning stage'de adamlar zaten lane'i sürekli pushlamışlar. Steve buradan alabilirsin. Bak bu çok önemli. Steve buradan, şuradan değil de daha çok buradan almaya çalış. Çünkü hem direkt olarak yan taraftan alırsın, hem mid lane'in kuryesini meşgul etmemiş olursun. Daha iyi olur. Bilgin olsun. Bir de direkt sahip olursun Steve'ye yani. Steve base'den değil yandan almaya çalış bir offlane oyuncusu olarak. Burada ikinci skill'i basmışız, kaçmışız. Okey. Şimdi lane'de 3. skill'imiz varken hiç geri durmamıza gerek yok. Andy burada rahat rahat creep kesememesi lazım. Andy'nin üstüne çomar usulü vurmamız lazım. Legion gibi hero'larda daha agresif oynamamız lazım. Geçen sefer Storm Spirit analizi yaptığımızda nasıl dediysem daha defansif, daha pasif, daha pozisyon olarak offlane hero'ları genelde çomar usulü adamların üzerine kafa atma hero'larıdır. Ki Legion Commander'da bu şu 3. skill sayesinde, pasif sayesinde çok müsait. Adama elinden geldiğince, adam her creep'e vurmaya geldiğinde, her karşına geldiğinde vuracaksın kaçmak yerine. Offlane'de agresif oynamak çok önemli. Karşının kerisini bezdirmek için offlane agresifliği çok önemli. Mutlaka bunu yapın. Karşınıza gelen adama sürekli vurun abi. Hiçbir zaman kaçmanıza gerek yok. Eğer ezik pozisyondaysanız bile, hepiniz için söylüyorum, yenilen taraftaysanız bile ne, üstünüze gelen adama her creep almaya geldiğinde ya da size her vurmaya geldiğinde siz de ona mutlaka bir tane vurun. Yoksa o sizi araslar, siz ona hiçbir şey yapamazsınız. O çok önemli. Devam edelim. Bak sen Steve'ni aldın ama Steve sana gelmiyor, gördün mü? Çünkü şuradan alabileceğin Steve'i base'den almaya çalıştın. Aldın daha doğrusu. Getirtmeye çalıştın. O yüzden gelmedi Steve sana. Gelmez. Bu gibi adamların lane'i pushladığı durumlarda offlane oyuncusuysanız aklınızda bulunsun. Bak hepinize söylüyorum, bütün offlane oyuncularına. Bu gibi adamların lane'i hızlı pushladığı, lane'i burada sizin kulenizin altında tuttuğu oyunlar tam offlane'lerin oyunu abi. Mükemmel, bulunmaz bir nimet. Ben size söyleyeyim, bunu her oyunda yaşayamazsınız. Adamlar lane'i şurada tutar, support şuraya geçer, buradan size götünüze vurur. Hiçbir şey yapamazsınız, öküz gibi bakarsınız. Burada şu tam offlane'in istediği lane'dir abi. Burada şuradaki creep'leri hızlı bir şekilde kesip, elinizden geldiğince hızlı bir şekilde kesip, vakitte böyle... Hani 4'e doğru yaklaşırken şurayı ya da şurayı kendinize sürekli stacklemeniz gerekiyor. Bütün offlane oyuncuları bunun aklında olsun yani.
Lane'i adamlar pushladığı zaman wave'i hızlı bir şekilde kesiyorsunuz. Gidiyorsunuz, stay'inizi yapıyorsunuz. Lane'e geri dönüyorsunuz. Siz kesmeseniz bile stay'i kesen adamdan size para gelecek. Artı XP'sini alabilirsiniz ya da mid lane'iniz kesebilir ya da carry'iniz kesebilir. Bunu unutmayın. Her offlane bunu yapabilir yani. Hızlı hızlı geçelim. Early game analizi bu kadardı. Lane'de agresif agresif oynamışız. Botumuzu aldık. Burada item tercihi çok önemli. Şimdi midde Tinker var. Tinker gibi bir hero varken erken dagger almak çok önemli. Tinker oyundan düşürmek için. Legion Commander oynuyorsanız ki bu her offlane hero'su için önemli. Karşıda mesela Storm, Tinker, Lina, Invoker bu tarz böyle farma yatacak hero'lar varsa, oyunu mid game'de ve late game'de domine edecek mid hero'ları varsa kesinlikle offlane'in mid lane'i domine etmesi gerekiyor. Yani eğer bir offlane oyuncusuysanız, tamam mı? Eğer bir offlane oyuncusuysanız kesinlikle mid lane'i domine etmek üzerine oynamanız lazım ama hani midde böyle Sky vardır. İşte hani ne bileyim ezik hero'lar vardır yani mesela, anladın mı? Böyle ganklemeye değmeyecek hero'lar vardır işte yani. O zaman offlane'de carry'i darlamak daha mantıklı. Ama Storm Spirit, Tinker, Invoker, işte Monkey King, Kunkka, hani bu tarz hero'lar varsa böyle mid game'e giderse, adam hiç rahatsız edilmeden kasarsa, mid game'de başlayıp late game'e kadar sizi bezdirecek, late game'de oyunu yok edecek hero'lar varsa kesinlikle offlane'in onu direkt bezdirmeye yönelik item'lar alıp gitmesi lazım. Mesela senin bu oyunda direkt item'ın dagger olmalıydı. Bakarım ne almışsın. Burada Spirit Breaker'ın charge olduğunu gördük. Üzerine oynamamız gerekiyor. Bakalım oynayacağız mı? Creep kesmeye devam ediyoruz. Orada evet, yakın olsaydık belki Spirit Breaker'ın ulti atmasına gerek kalmayıp Invoker ulti atıp onu da kesebilirdi. Orada creep kesmeye devam etmişiz. Biraz daha ayık, uyanık oynayalım abi. Devam ediyoruz farmımıza. Şimdi şöyle bak. Lane'i pushlandı. Lane'in pushlandı. Lane kule altına kadar geldi. Burada şimdi her gittiğinde işte Andy senin üzerine koşacak. Invoker sana vuracak. Yapman gereken şey şuradan buradaki creepleri çekip şurada birleştirip buradan pull yapıp kendi creeplerini NC'ye öldürtüp hem adamların XP'sini bölmek hem de kendin buradan ekstra farm ve XP almak. Burada sen kendi creeplerini öldürttüğün zaman buradaki iki tane hero dolayısıyla XP ve farm alamayacak. Ve sen burada hem farm hem XP'ni alacaksın. Gelen wave'i de buraya kadar çekmiş olacaksın. Bunu yapman gerekiyor burada oynarken. Şey time'larını falan, pull timing'lerini falan öğrenebilirsin. YouTube'da bir sürü videosu var. Onlara falan bakabilirsin. Ben bütün metadaki pull time'larını bilmiyorum. Çünkü ben bir offlane ya da safe lane oyuncusu değilim. Support değilim. Mid'de oynuyorum. O yüzden hepsini bilmiyorum. Maç analizi karakter istediği gibi mi yoksa isteğe göre mi? Kanka 25 lira donate attığınız zaman oynadığınız oyunda oynadığınız rolün analizini yapıyorum. Mesela adam Legion Commander oynamış, onun analizini yaptırıyor. Teşekkür ederim donate'in için. Evet bak, burada bir pull denemesi olmuş. Stack yapmışsın, o da olur. Stack yapıp da kesebilirsin. Birinci skill'i fulllemek yanlış bu arada. Kesinlikle birinci skill'i sadece mid Legion Commander'da ya da karşında try lane varken fulllemen gerekiyor. Karşında herhangi bir try lane yok. Biliyorsun bu ne kadar çok hero'yu kapsarsa o kadar fazla hasar vuruyor. Üçüncü skill'i fulllemen gerekiyordu. Yanlış skill build'i. Bilgin olsun, bir dahakine düzeltirsin. Karşında 3 tane hero olduğu zaman ama bunu fullleyebilirsin. Doğru bir tercih olur. Şu anda 3. skill ve 2. skill burada en iyi tercihti. 1. skill 1 level'da bırakılabilirdi. Sadece movement speed için. Devam edelim. Burada farmımızı almışız. Gayet güzel. Lane ilerlemiyor bak farkındaysan. Normal bir offlane'in karşısı böyle olur. Shrine'ımızı bastık. Burada Nature's Prophet stack yapmış bize. Allah razı olsun. Onu kesiyoruz. Bak 3. skill'imiz full olsa burada hiç zorlanmadan alacaktık. Evet. Lane pushlandı. Şimdi bak 6 level olduk, tamam mı? Üzerimizde phase botumuz var. Base'e gitmemiz lazım. Yapılacak en güzel şey şuraya birinci skill'i atıp
buradaki lane'i kuleye en az haraslatıp buradaki lane'i ileriye doğru ittirmek, sonrasında base'e gitmek, HP'mizi, manamızı fulllemek, mid'de zaten Spirit Breaker'ımız var, üzerimize bir tane smoke çekmek, smoke'u şurada basmak, sonrasında mid'e Tinker'a gank gitmek. Yapılması gereken bu. Sen lane'de kalıp NC'de kasmayı tercih etmişsin daha çok. Yine birinci skill'e vereceksin muhtemelen NC'de kasmak için. Quick Buy'a Blightstone'umuzu aldık. Dagger Blade Mail koyduk. Bir tane de Heal Mango. Ya dediğim gibi bak, Heal Mango çekmek birazcık mantıksız olmuş. Base'e gidip bir smoke'la duel almaya çalışmak çok daha mantıklı olurdu. Ki bak şu anda şöyle söyleyeyim. Spirit Breaker mid'de Tinker'ın karşısında öldü. Sen olsaydın mesela duel atsaydın hem duel alacaktın hem Spirit Breaker ölmeyecekti. Artı olarak ayrıyetten altta bir try lane var bak. Andy aşağıya inmiş. Invoker üstte solo bırakılmış. Tek başına. Alta da TP atsan burada da kill potansiyeliniz var. Bir tane duel alman lazım. Artık 7 level oldun. Bir lane değişmesi gerekiyor artık. Yani bir şeyler yapman lazım. Legion'la daha aktif oynaman lazım. Duel alma açısından. Buraya da gireceğiz galiba. Hadi bakalım. Stack yerinde. Bon türünü kaçırmayalım. Güzel. Bak. Yaptığın hatalardan bir tanesi daha. Altta 3 kişi kulenin altını bırak artık ikinci kuleye gelecekler neredeyse. Adamını burada kesiyorlar. Ve sen bir offlane olarak hala duruma müdahale etmiyorsun. Bak senin oyunda Karen Tidehunter, safe lane'de farmlayan adam. Mid'in Spirit Breaker. Oyundaki tek right click hasar sende var. Ve arttırmak için duel alman gerekiyor. 3 kişi buraya kadar dive'lıyorlar. 2 kişi neredeyse ölecek. Tidehunter'a buraya gelsen ki 5 level 6 olamamış Tidehunter. Burada belki bir duel alırsın. Trient'i kesersin. Belki o Tidehunter ölmez. Sen duel alınca 6 olur. Ravage atar gibi gibi bir sürü olasılık var. NC'de kasmaya devam etmişiz. Benim en nefret ettiğim offlane tipidir. Hayatta takımıma gelmesini istemediğim offlane'dir yani. Jungle farm yapan offlane abi. Ve NC'ye ölen. Bakalım. Kurtlar bir kritik vursa aynı anda. Otumuzu bastık. Invoker yaklaşık 4 dakikadır falan lane'de solo farm yapıyor. Mid'de hala Tinker farm yapıyor Spirit Breaker'ın karşısında. Hala lane'imizden çıkmadık. Çok yanlış. Kesinlikle çok yanlış. Devam edelim. Lane'imizi pushladık hızlı bir şekilde. Bir wave daha sürdük. Dagger'ımızı almak istiyoruz ama Dagger'dan önce Blade Mail'in Chain Mail'ini almışız. Demek ki Blade Mail alacağız. Dagger'dan önce. TP'ye attık sonunda. Altta TP attık. Trient'in ultisini yedik. Bakalım ne yapacağız burada. Bir duel atmışız orada. Living Armor var. Gene de kesmişiz. Güzel. Başarılı bir sonunda girişim yani. Bunu yaklaşık dakika 7'den beri falan yapabilirdin. Dakika 8'den beri falan yapabilirdin. 5 dakika geciktin. 5 dakika demek sana şu anda belki burada 50 duel damage'ın vardı yani. Öyle söyleyeyim. Çok geciktin ama sonunda yaptın. Bakalım. NC farmlamaya devam ediyoruz burada. NC farmlamanın hiçbir mantığı yok. Şimdi bak. Kill'i aldık. Rotate'imizi attık. Altta 4 kişiyiz. Ve bu kulenin buradan alınması lazım. Oyunda Tinker varsa T1'leri aldığımız zaman Tinker'ın rotate'ini çok fazla bozmuş oluruz. Kesinlikle Tinker olan oyunlarda, özellikle Trient olan oyunlarda T1'lerin düşmesi çok önemli abi. T1'leri düşürmemiz lazım. Burada fight'ı kazandıktan sonra NC'ye girersen adamlar duvar TP atar ve senin skill'lerin cooldown manan olmadığı için biraz önce fight'tan çıktın ya, hani Ravage cooldown mesela, hani bu adamlar bu kuleyi korur. Kill Living Armor var. Kule korunuyor falan yani. Hiçbir zaman kule alamazsın. Fight'ı kazandığın anda bir tane kuleyi alman gerekiyor. Bu Allah'ın emri. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz abi. NC'de AFK kasmıyoruz. Bak buraya kadar kovaladılar takım arkadaşlarını. Şimdi NC'yi bıraktın geldin. Şimdi. Spirit Breaker charge attı. Bakalım duelimizi alabileceğiz mi? Burada bir duel daha aldık. Başarılı ama Invoker'dan da komboyu yedik. Burada 3 kişi öldü.
kötü bir team fight olmuş. Yani bunu takım olarak kaybetmişsiniz. Bu senin kişisel bir hatan değil. Burada yapacak bir şeyin yoktu. Ama ya burada gidip duel alman ve ölmemen senin açından iyi. Yani normal şartlarda yüksek MMR'lı bir oyunda burada o şekilde gidilmez. Çünkü Triant'ın olduğu belli, ultisinin olduğu belli, burada atılacağı belli. Invoker çok güzel rotate etti orada. Onun sayesinde fight'ı kazandılar. Neyse, duelimizi aldık. Farmımıza devam ediyoruz. NC'de bakalım. Üste TP'miz geldi. Lane pushluydu. Başarılı. Dagger'ımız az kaldı. Chainmail almasaydık dagger'ımız vardı. Tinker'ı şu an kesiyorduk. Ekmeğimizdi yani. Şimdi bak. TP'miz yok. Lane'i buraya kadar pushladık. Üzerimize TP almadık. Altta gene core'lara girişim var. Fight var. Gidemiyoruz. Zaten olsa da TP'miz cooldown'du. Sıkıntı yok. Dagger'ımızı aldık. Bakalım ne yapacağız şimdi. Şimdi şu dakikadan sonra yapılması gereken üzerimize smoke almak. Spirit Breaker'a Tinker'ı keselim demek. Tinker'a charge attırıp Tinker'ı yakalamak abi. Yapmamız gereken şey bu. Ama bir de ne görüyorsun? Tinker'ın üstünde Travel Dagger var. Bu dakikadan sonra mesela Tinker'ı yakalayıp kesmek çok olası bir şey değil. Çünkü sürekli ağaçların içinde sürekli march atacak. Hiç kendini göstermeyecek bilene. Oynat bakalım. Çok geç kaldık dememizin sebebi buydu. Şimdi burada dagger'ımız var. 3 kişi rotate geliyor. Burada sana roket geldiği anda çıkman lazım. Çünkü neden? Burada roket geldiği anda belli ki adamların orada vision'ı var. Adam sana roket atıyorsa Tinker yalnız değildir. Burada muhtemelen öleceksin. Bence öldün. Bakalım. Oynat. Dediğim gibi öleceğim. Eğer Tinker sana bir yerden roket atabiliyorsa orada vision'ı vardır. İlk roketi yedikten sonra direkt olarak kaçmamız gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutma. Adam sana roketi atıyorsa bil ki tek başına değildir. Tinker seni tek başına kesemez. O yüzden bir girişim vardır sana. Sen orada roketi yedikten sonra farmı almaya devam ettin. Kesinlikle çıkman gerekiyordu. Bir sonraki itemimiz Blade Mail olması lazım. Oynat Uğur'cum. Orada bir smoke bastık. Aşağıya gittik. Smoke'umuz bozuldu. Triant'i kestik. Tinker geride. Şimdi bu dakikadan sonra duel aldık, çıkmamız gerekiyor. Çünkü artık Tinker'ı durdurabilecek bir skill'imiz yok. Çıkmamız lazım. Tinker bundan sonra döver yani. Blade Mail'i aldık. Şimdi Armlet yanlış bir tercih. Karşıda çok fazla disable var. Tiny var, Invoker var, işte Tinker var, Triant var. Şimdi sen şurada Armlet yerine Manta bile alsan inan çok daha fazla iş yaparsın. Legion Commander'a Manta alınır mı diye sorma. Evet, alınır. Burada alınması gereken item BKB. Kesinlikle yani. Üçüncü item olarak BKB alman lazım. Çünkü sen Armlet'i aldığın zaman adam sana bir Blast atacak, vuramayacaksın. Duelinde Tornado atacak, vuramayacaksın. Cold Snap atacak, vuramayacaksın. Triant ulti atacak, vuramayacaksın. Tinker Lazer atacak, vuramayacaksın. Tiny Stun atacak, Toss atacak, vuramayacaksın. Hiçbir şeyden vuramayacaksın. Kesinlikle full disable. Karşında çok fazla disable var. Ve sen armlet alıyorsun. Zaten düşük MMR'daki oyuncuların en büyük problemleri 1. BKB almamak. 2. Kulelere push yapmamak. En büyük problemler bu. 3. True side almamak yani. Şu an item tercihi çok yanlış gidiyor. Ki sen bir offlane olarak önde frontline olarak durman lazım. Önde durman gerekiyor. Doğru pozisyonda ilk yakaladığın adamı kesmen lazım. Bu da sadece BKB ile mümkün olabilir. Aghanim alsan olur, BKB alsan olur ama Armlet çok yanlış bir tercih. Oynat bakalım. Burada bir duelimizi daha almışız. Gördüğün gibi bak, Icewall'dan Cold Snap'ten çıkıp yürüyemedin bile. Artık kule pushlamamız lazım. Yine NC'ye girdik. Amına koyayım. Tinker düşmüş, Tiny ölü, gene NC kesiyoruz. Bir duel daha aldık burada. Güzel. Bak, şu preste atak üzerindeki debuffları siliyor. İkidir yanlış yapıyorsun. Şu sana skillini attıktan sonra preste atak basarsan bunun debuff özelliği var. Aynı şey Triant'ın ultisi için de geçerli. Tinker'ın lazeri için de geçerli. Üzerine bir debuff etkisi geldiği zaman bunu atarsam bu siler. Unutma, aklında bulunsun. Bütün shrine'ları basıyoruz. Üste fight var, bakın beyler. Üste fight var.
Biz yaklaşık 2 dakikadır NC kasıyoruz. Tinker öldü, buyback attı. Tinker oyunda değildi. Gitseydik eğer ikinci kuleyi buradan beraber alıp burada fight kazanabilirdik takımımızla. Duel alabilirdik ama yapmadık. NC kasmayı seviyoruz. Legion Commander'ların gerçekten genel problemi bu ya. Legion alanlar benim MMR'ımına bilene NC kasmak istiyorlar abi. Yani bu NC'de ne var anlamıyorum. Bak hala NC. Oysa bir smoke alınsa her lane'den kill çıkar yani. Bir gaş atılırsa oradan bir duel alırız. Dust'ımız yok. Karşıda Invoker ve Treant varken ya da herhangi bir Invis hero varken Legion Commander solo kill çıkarabilen bir hero olduğu için kesinlikle üzerimizde Dust taşımamız lazım. True Sight taşımamız lazım. Bu aklında bulunsun. Sadece supportlar değil offlane'ler, hatta mid, hatta carry bile üzerinde Dust ve True Sight taşıyabilir. Bunu unutmayalım. Her zaman böyle. Dueli burada alamayacaksın sanırım. Aldım. Güzel. Üste DD var bak. Gene Triant'ı öldürdük kanka. Andy'yi öldürdük. Gene push yapmadık. Farkında mısın? En büyük problemimiz bu. Push yapmamak. Burada bir duel daha. Adamlar ne güzel duel veriyorlar ya. Bu arada Blade Mail almadık farkındaysanız beyler ki... Şunu hiçbir zaman unutma. Karşıda Tinker varken Blade Mail kesinlikle alınmalı. Blade Mail direkt olarak Tinker counter bir itemdir. Artı sen offlane'sin, artı Legion Commander'sın. Blade Mail kesinlikle almalıydın. Şu anda Tinker 81 saniye ölü ve sen hala kesecek NC arıyorsun. Bak bu inanılmaz kötü bir şey. Yani kesinlikle ama kesinlikle bu kafadan çıkman lazım. Bu kafadan çıktığın zaman MMR'ını en az 2K arttırırsın. Bunu unutma. NC kasmayı acilen bırakman gerekiyor. Bir doktor tavsiyesi yani. Yoksa ileriki dönemlerde sana çok büyük sıkıntılar çıkarır bu NC kasma. Bak, Tinker tam 85 saniye ölüydü. Hem alt hem mid ikinci kule alınabilirdi. Tinker'ın bütün rotasyonu bozulabilirdi. Tinker oyundan düşürülebilirdi. Ama NC kastık. Tekrar gidiyoruz karşı NC'ye. Adamların vision'ı var. Tinker geliyor. Tinker Allah'tan yani kötü. Gördün mü bak BKB'miz olmadığı için ne oldu? Oysa orada bir BKB'miz olsaydı. Please all report shaman. Teammate'imize bir flame geldi orada. Şimdi orada Blade Mail'imiz olsa Tinker ölürdü. Invoker da kendi kendini keserdi komboda. BKB'miz olsaydı Tinker ölürdü. Aghanim'imiz olsa Tinker ölürdü. Üstün olmanıza rağmen, adamların burada ikinci kulesi olmamasına rağmen adamların NC'sine giriyorsun ve Vision'sız giriyorsun. Herhangi bir side'ın olmadığı için ilk gördüğün adama arkasını görmeden duel atmak mantıksız. Tamam Tinker yakaladım diye atmış olabilirsin ama üzerinde herhangi bir şekilde yardım olmadan kill alacak potansiyel yok. Yani ve BKB'n olsaydı orada kazanmıştın ya da Blade Mail'in. Olmadığı için öldün. Takım arkadaşını şey yapıyorsun, flame'liyorsun. Düşük MMR'larda özellikle support oyuncuları, bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Düşük MMR'daki support oyuncuları en ufak flame'de direkt olarak oyundan düşerler. Çünkü adamlar zaten takım arkadaşlarına güvenmiyorlar. Hani ulan bunu supportluyoruz ama bu bizi taşıyabilir mi? Hani kafa bu çünkü adamın. Doğru olan da o çünkü hani adam zaten çok iyi bir oyuncu olsa daha yüksek MMR'da oynar. O yüzden zaten adamın elinden gelen belli, yapabileceği şey belli. Sen bir de üzerine flame attığın zaman adam hiçbir şey yapmıyor. Çoğu zaman adam supportlamaz bilene yani öyle söyleyeyim. O yüzden flame atmadan daha çok o şekilde oynamaya özen göster. Şimdi bir smoke bastık. Mantıklı bir hareket yaptık. Bakalım smoke'la ne yapacağız? Map'te Vision'ımız var. Altta Invoker'ı gördük şurada bak. Invoker'ı gördük burada. Oraya gidebiliriz. Alta charge geldi. Buradan bir duelimizi aldık. Bak şimdi Invoker 3 saniye erken gelse o duel alınamayacaktı. Çünkü BKB'miz yok. Oynat Uğur'cum. BKB çok önemli. Aghanim alıyoruz. Damage'ımız yeterli Aghanim almak için. Normalde hiç damage'ın yoksa
ve takımında sen duel attığın zaman kill çıkarabilecek potansiyele sahip hero'lar varsa, Sky, Lina, Lion, işte burst hasarı olan hero'lar varsa Aghanim almak mantıksız. Ama tek başına duel alman gerekiyorsa Aghanim almak mantıklı. Burada artık Armlet Toggle'la çıkabilir miyiz? Charge gelmiş, oradan çıkmışız. Gene orada Vision'ımızın olmadığı yerde farm yapıyorduk bu arada. O yüzden ölüyorduk az kalsın. Hani side'ımız yok. Oyunda Tinker Trient var. Çok rahat bir şekilde kesebilirler. Side'ımızın olmadığı yerde farm yapıyoruz. O yüzden burada ölüyorduk az kalsın. Daha demin burada o yüzden öldük mesela. Burada da o yüzden ölüyorduk. Allah'tan ölmedik bu sefer. Bu sefer kurtardık paçayı. Devam edelim. Duelimiz var. Hasarımız var. Tinker ölü. Andy ölü. Push yapmamız lazım. Alttan Baraka alabiliriz. Alttan takımımız Baraka alıyor. Biz ne yapıyoruz bakalım. Biz de gittik yardıma bu sefer. Duel için uygun pozisyon arıyoruz. Timing. Timing. Bunu da yapacak bir şey yok. Timing. Devam ediyoruz. Bu Sunstrike yememe çabaları. Invoker öldü. Artık SS yemeyiz. Bak, geri gittik. Mantıklı bir hareket. Zaten Tinker doğmuştu. Ve Baraka'yı alamadık. Gördün mü bak. Mesela sen burada şuralarda gezdiğin sürede, hani o Tinker ve Andy öldü ya, şuralarda gezdiğin sürede gidip takımınla şurada kuleye vuruyor olsaydın, Baraka'ya vuruyor olsaydın bu Baraka'yı almıştınız. Ya da mid kuleyi bile alabilirdin yani. Vaktin hayli vardı. Fazlasıyla vaktin vardı yani. Report Tide and Shaman. Takımımızı flame'liyoruz abi. Keep farming jungle. Evet. Aghanim'imiz geliyor. Kuryemiz ölebilir. Öldü mü? Ölmedi. Gen ölmedi. Trient miss. Sana burada bir combo denendi. Çok güzel. İkisini de kesebilirsin. Aghanim'in var. Bir Presta atak. SS geldi. Güzel move. Trient ulti atsan kesebilirdin. Hala atmadık. Gosh. Aslında bir Presta atakla dönseydik Trient'e ilk başta. Bir Presta atakla Aghanim'imiz gelmişti çünkü. Presta atağı basıp Trient'e ulti atsaydık orada, biliyorsun Legion Aghanim'in de sana hem kendi takımın hem karşı takımın ne sana ne duel attığın kişiye hasar vuramıyor. Trient'i burada çok rahat kesebilirdik. Zaten çok uzun bir duel süresi var Aghanim'le beraber. Çok rahat kesebilirdik ama yapmadık. Armlet'imiz vardı, Presta atak vardı. Bu bir hata. Sonrasında bir sonraki oyunda Legion Commander oynarken Aghanim'in varsa adamın support olduğunu, senin bir core oyuncusu olduğunu ve üzerindeki itemlarla adamı kesebileceğini unutmadan, aklında bunu bulundurarak oyna bir dahakine. Çok daha faydasını görürsün. Devam edelim. Daha demin burada öldük. Yine Trient burada olabilir. Aghanim'imizi kullanamadık henüz. Bak, Nature's Prophet ne kadar güzel Baraka'yı almaya çalışıyor. Bu gibi durumlarda Nature's Prophet, şimdi adam haklı olarak split push atmaya çalışıyor. Oyunda Tinker var. Oyundaki 3 kişi 4 kişi senin Nature's Prophet'ini kovalarken sen de lane'lerde push atarak hem Tinker'ın out push'unu engellersin. Lane'i sürekli ileride tutarsın. Hem İkinci kuleler varsa onları almaya çalışırsın. Çünkü Nature's Prophet zaten alttan burada sürekli rakibe rahatsızlık verdiği için karşı takım zaten en az 2 hero, 3 hero onun peşinde olmak zorundalar. Senin karşına en fazla 1 ya da 2 kişi gelir ki Aghanim Legion Commander o gelenlerden bir tanesini kesinlikle keser. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Burada yapılan yanlış çok fazla AFK jungle kesmemiz. Yani sen AFK jungle kestiğin sürece karşı takım, sen üstün olmana rağmen burada sürekli kampleri farmlayıp üzerlerine item koyacaklar ve bir süre sonra sana yetişecekler. Sen üstünlüğünü kaybedeceksin. Hem level olarak hem item olarak.
Üstün olduğun zaman AFK farm yapmak oyunu her zaman kaybettirir. Üstün olduğun zaman sürekli rakibi pushlayacaksın. Mümkün olduğunca base'e sokacaksın. Adamları sürekli olarak böyle creep kestirmeyeceksin yani. Bütün camplerini kendin keseceksin. Adamları şuraya hapsedeceksin abi, şu çizgiye. Bu çizgiden çıkarmayacaksın adamları ve böyle olduğu zaman karşı takımda sadece bir kişi farm alabilir. O da adamın carry'si ya da mid'i olur. Diğer kimse farm ya da level alamaz. Bunu unutma. Devam edelim. Tinker buyback attı. Altta bir fight var. Bak hala mesela duel alabiliriz. Orada Shrine'a TP attık. Farm'a devam ediyoruz abi. Aleme selam. Farm'a devam. Mid'de mesela bak Nature's Prophet ve Spirit Breaker bir şeyler yapmaya çalışıyorlar oyunu kazanmak için. Ve adam artık ölmekten sıkıldı, GG dedi. Çünkü adam tek başına uğraşmaktan sıkıldı kanka. Adam bakıyor, Legion Commander AFK jungle'da farm yapıyor. Tide ne yapıyor? Geziyor. Shaman ne yapıyor? Geziyor. Ve bu adamla bu adam bir süre sonra diyecek ki yeter amına koyayım, ben mi size oyunu kazandıracağım? Ben niye götümü yırtacağım? Çünkü NC'de sürekli kasan bir Legion Commander var. Hiçbir şey yapmıyor. Gittik Tinker'ı yakaladık, kestik. Okey, eyvallah. Şimdi Tinker dieback mesela bak. 120 saniye, 125 saniye Tinker yok. 2 dakika. 2 dakikada kaç tane creep çıkıyor sen biliyor musun? Şaka bir yana. Bak 125 saniye yok kanka adam. Hemen lane'i pushlayıp bak mid'de fight var. Burada Tidehunter'a bir preste atak gelsin. Evet abi geldi. Ama bak. Bak şimdi. Senin o NC'de kastığın sürelerde ne oldu? Hiç düşündün mü? Bak NC'de kastığın sürelerde Invoker, o götü boklu Invoker üzerine Lincoln aldı. O götü boklu Invoker üzerine Aghanim aldı. Şimdi takımına yardım ediyor. Bak Trient üzerine Vanguard aldı, Drum aldı. Bak Tiny'nin üzerine bak. Deadloose aldı, Dagger aldı, Assault, Echo Saber aldı, PT aldı. Ve sen o kadar üstünken, oyunda o kadar baskınken, Legion Commander'la o kadar güçlüyken NC'de kastığın için bu adamlar hem level hem item olarak sana yetiştiler. Şimdi Nature's Prophet GG I'm done dedi, go end dedi. Şimdi doğduğu zaman bakalım neye çabalayacak. İzleyelim. Devam edelim. Şimdi duelimiz var. Aghanim'imiz olduğunu unutmamamız lazım. Gördüğümüz herkese duel atabiliriz. Tidehunter vuramazsın balım. Uğraşma. Evet kesemedik. Ve burada öleceğiz. Çünkü BKB'miz yok. Bir Armlet Toggle. Wow. Tidehunter 1600 vurdu lan. Anchor Smash'le. Çok güzel. Güzel kaçtık buradan. Şansımıza kaçtık biraz. Tinker doğdu bak. 125 saniye doğdu adam. Aegis'i bırakmadılar diye burada minik bir sinirlendik. Çünkü backpack'e sentry atmıştık burada. Eminim tilt olduk. Bakalım bu tilt olmak bize 5 dakika daha jungle kastırır mı? Gitmişiz duel almışız. Güzel hareket. Çok güzel. Bak şimdi sana şu konuda bir kere daha uyarıyorum. Tinker olan oyunda kesinlikle bir daha Blade Mail almayı unutma. Çünkü sen Blade Mail alsan bu adam burada her roket attığında senin Blade Mail'ine çarpacak ve dagger atamayacak. Bu adam böyle mal gibi kalacak yani. Unutma sakın. March atsa da, roket atsa da Blade Mail ile bu adamı çok rahat counterlayabilirsin. Aklında bulunsun. Tinker'a karşı kesinlikle al yani. Hiç dodge'lama o item'ı. Preste ata, Spirit Breaker atsaydın ölmezdi bu arada. Keşke atsaydın. Burada devam ediyoruz. Duelimiz de var. Invoker yakalandı, öldü. Güzel. Adamların ward'u var diye pingledik oraya. Yok ama. Devam ediyoruz. Sentry attık. Şimdi bak. Bak şimdi. Bak pozisyon o kadar güzel bir pozisyon ki. Dagger'ımız yok. Tamam mı? Marchlar dagger'ımızı bozabilir. Tinker kendini gösteriyor. Sadece geri move verip şu kahrolası 1.5 saniyeyi beklememiz lazım. Üstüne koşarsak yakalayamayacağız. Dagger'la kaçacak. Bakalım ne yapmışız. Dagger'ımız bozuldu. Bu bozulmadı. Hala vaktimiz var. Atladık, yakaladık. Adamsın lan. Harbi adamsın. Tinker öldü. Burada oyunu bitirebiliriz abi. Hepsi ölü bak. Hepsi ölü. Tiny ölmemiş olabilir. Kaçmış olabilir. Tamam. Oyunu bitirebiliriz. Lütfen geri dönmemiş olalım burada. Burada kulelere serice vurup bitirelim lütfen.
Bakalım ne yapmışız. Fortification gelmiş, dönmüşüz. 3 kişi yaşıyor. Bak. Bak takım arkadaşların ne yapıyor? Şaman burada vuruyor abi. Tidehunter düşmüş. Spirit Breaker burada tek yemiş. Nature's Prophet doğacak. Biz NC kasıyoruz. Bakalım ne yapacağız burada? Çok merak ediyorum. Gene dönmüşüz abi. Tinker yok. Yine dönmüşüz. Duelimiz var. 180 atağımız var. Çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Aklında bulunsun. Kesinlikle karşıda Tinker, Storm gibi hero'lar varken, Sniper gibi hero'lar varken, High Ground'u çok rahat tutacak hero'lar varken, onları öldürdüğünüz zaman adamların buyback'i yoksa kesinlikle ama kesinlikle push yapmamız lazım abi. Takım arkadaşın sırf push yapabilmek için buyback attı burada. Nature's Prophet'in var, doğuyor, geldi. Adam Meteor Armor bile almış. Kendini yırtıyor yani adam, anladın mı bak. Şu adamın şu an psikolojisi diyor ki ya lanet olsun diyor yani. Oynamak istemiyorum psikolojisinde şu adam. Gittik gene NC kastık. Tinker geldi, kaçtı. Yine Invoker ölü. Bu eli Tiny'ye attık. Kötü target. Daha demin kesememiştik. Kesemediğimizi biliyoruz Tiny'yi. Hiçbir şey değişmedi daha deminle şimdi arasında. Güzel bir hamle toggle ama kurtarmadı. Bir buyback daha geldi. Üstten Nature's Prophet artık ne olur diyor. Yalvarırım. Kuleye vurduk diyor. Aldı Baraka'yı, rahatladı adamım. Spirit Breaker'ımız dieback. Biz buyback attık. Ölürsek oyun biter. Nature's Prophet ölü, Şaman ölü. NC kasıyoruz. Mid'de göstermememiz lazım. Tinker atlayabilir, bir daha kaçmamız lazım. Lütfen Tiny'ye duel atmayalım bir kere daha. Arkadan Tinker gelebilir, çıkmamız lazım. Çok tehlikeli hareket bak şu. Çünkü Tinker'da Hex var. Perma Hexleyebilir. Çok güzel Ravage geldi. Hex'i yedik ve öldük bence. Evet. GG. Bak adamlar bir gelişte nasıl vuruyor kulelere, görüyor musun? Bak nasıl vuruyorlar kulelere bak. Görüyor musun bak? Bu adam da gidip NC'de kasabilir mesela. Ama kasmıyor. Neden? Çünkü bu adam kazanmak istiyor. Şimdi Gökberk, burada kardeşim yapılması gerekenleri ben sana aktarıyorum. Dikkatle dinle. 1. Offlane hero'suyla AFK kalmıyoruz abi. NC aşkını bırakıyoruz. Rakibin hero'larını öldürdüğümüz zaman her zaman push atıyoruz. Özellikle Tinker, Zeus, Storm, Sniper, High Ground'u tutan hero'ları öldürdüğümüz zaman push atıyoruz. Rakibin tier 1, tier 2'lerini her fırsatta pushlayıp vuruyoruz. Yok ediyoruz. En önemlisi NC kasmıyoruz abi. En önemlisi. Pozisyonumuzu uygun alıyoruz. Targetimizi doğru seçiyoruz. Nerede ne yapacağımızı öğrenmemiz lazım. Legion Commander oynuyorsak eğer gerçekten ona göre oynamamız lazım yani. Takımında Spirit Breaker ve Nature's Prophet gibi o kadar kazanmaya çalışan adam, bayağı uğraştı adamlar kazanmak için. Ve ben sana şöyle söyleyeyim, gerçekten bu oyun senin yüzünden kaybedilmiş yani. Üzgünüm, bunu söylemek istemezdim ama gerçekten sen kaybetmişsin bu oyunu. Oyunu çok yerde bitirebilirdiniz. Çok yerde kule puşlayıp barakalar alabilirdiniz ama senin yüzünden kaybetmişsiniz.